Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk Esra Hanım. Dün akşamdan bugüne sana herhangi bir haber geldi mi, bilgi geldi mi? Yok ne yazık ki hiçbir haber alamıyoruz. 8 Şubat'ta o kavga çıktıktan sonra eşin evden çıkıyor. Hiç kimse onu tutamıyor. Evet. Bölgeden mesela şimdi bulunduğunuz yer bir tarafta deprem bölgesi. Yani Evet. ağır hasar almış, yara almış da bir bölge. Bölgeden çıkabilmesi mümkün mü sence? Bilmiyorum vallahi şimdi şehir dışında ama değil mi hiç bilmiyorum. Kimin yanında da bilgim yok. Ama çıkabilmesi için de hayatım cebinde bir bilet parası olması gerekiyor. Hani depremden dolayı işte otobüsler falan ücretsiz diye biliyordum. Belki bir tanesi bir şekilde biletini almış da olabilir. Bilemiyorum nerede. Ben deprem mağduruyum, atıyorum şu bilmem ne şehrinde, Ankara'da, orada, burada bir yakınım var, onun yanına gitmek istiyorum deyip çıkmış olabilir mi? Orada bir olmuyor bir. Şimdi günahını alamam Esra abla. Şimdi nerede bilemiyorum. Bilemiyorsun. Dilek Bozkurt'u arıyoruz sevgili seyirciler. Dilek Bozkurt 4 ay önce Mehmet Bozkurt'la evleniyor. Onlar da zaten akrabalar, öz teyzesinin kızıyla evleniyor. Ve Dilek kaçtıktan sonra şüphelenilen ilk kişi de Cumali Solmaz ismindeki bir kişi. Bu Cumali Solmaz kim? Daha önce Dilek'in hakkında şikayetçi olduğu, cinsel istismarla ilgili suçladığı kişi. Çünkü bu kişinin yanına kaçıyor. Beraber bu kişi kaçırıyor. Kaçtıktan sonra da Cumali'den şikayetçi oluyor. Bu konuda da bir mahkeme görülüyor. Şimdi biz Kayseri'deyiz. Cumali Solmaz isimli kişinin yanındayız. Yanında da Caner var. Caner tekrar merhaba. Merhabalar Esra Hanım, selamlar. Söylediğiniz gibi yanımda Cumali Bey var. Eşi Mehmet Bey'in iddialarını duydunuz. 8 Şubat'ta Dilek Hanım evi terk ediyor. Sizin yanınıza mı geldi Dilek Hanım? Yok, benim yanıma gelmedi yani direkt. Görmedim ben, 4 aydan beri kendisini görmüyorum. Hoş geldiniz. Söz hakkınızı, cevap hakkınızı kullandığınız için sadece teşekkür ediyorum size. Cumali Solmaz, kayıp Dilek Bozkurt'un geçmişte Evet sizinle benim ilgili efendim. yapmış olduğu çok ağır bir suçlama var. Yani kabul edilecek bir Evet, suçlama değil. doğrudur. Beni mağdur etti yönünde. Bu Evet konuda efendim. mahkemeniz devam ediyor. Evet. Doğrudur efendim. Tabii ki bu Dilek Dört bu ay önce gördüm ben en son kendisini. Bir daha görmedim yani. Evlendi diye duydum. Hiç aramadım da sormadım da efendim kendisini. Sağ olsunlar bugün arkadaşlar geldi bize aradılar bizi buldular yani sağ olsunlar. Beni polis bile arayı bulamıyor yani vallahi billahi gerçekten buldular yani vallahi efendim. Maddecinin önünde giden işte. Polis sizi mi arıyor hiç kimse? Sizi? Hayır, kimse beni bulamaz He, ben ortam. maddecinin yönünde gideneyim he. Barınaklarda ya. Döneyim. Şimdi niye saklanarak yaşıyorsunuz? Cumali olmaz. Yok ben saklanmıyorum efendim gayet geziyorum her yerdeyim. Bak arkadaşlar buldu beni mesela abla. Anladım. Bir ikamet Ben adresiniz, yeriniz, yurdunuz belli değil mi yani? tabi belli Esra Hanım. Yerim de belli, yurdum da belli. Yani sıkıntı yok yani ben Antep'teyim yani. Ama şeyi Antep'tesiniz. görmedim yani Dilek'i görmedim yani efendim. Gelmedi yanıma evet aramadı. Telefonum yok zaten şu an. Onun yüzüne telefon kullanmıyorum ben. 6 Şubat tarihinde Bozkurt ailesi sizi arayıp buldu mu? Dilek senin yanında diye sordular mı? ...6 Şubat. 8 He, Şubat. yok beni kimse aramadı. Abimi falan aramışlar. Onlara sormuşlar yani. Komşulara falan sormuşlar orada mı falan diye. Onlar da yok demişler. Yani gerçekten de yok benim yanımda. İstiyorlarsa gelsin baksınlar nikah mahkeme evime falan. Efendim. Her yerde arayabilirler. İlk ama tabii ki böyle Dilek ortadan kaybolunca ilk akla siz geliyorsunuz. Çünkü geçmişteki Evet suçlamalardan ve doğrudur ama ben de şikayetlerden her dolayı. şeye rağmen evet her şeye rağmen ben de gelenlere yardımcı olacağım. Arkadaşlarla beraber gidebileceği yerlere bakacağım. Bulmaya çalışacağız yani. Dilek nerelere gider, nerelere saklanır? Her yere gidiyor. Hiç durmuyor ki ne. Ben yani ne bileyim. Baktım şöyle kendisi ben aradı. Evden dövüşmüş. Telefon yakalatmış evde. Kadın sığınma yurduna geçmiş.
Orada iki gün kaldıktan sonra çıkıyor, beni arıyor. Ne diyor, zaman? Ben tarihi işte, hatırlıyor gel, musun? Al, falan. Depremin kaçıncı günüydü? Tarihi hatırlamıyorum. Depremden önce, daha öncelerdi yani bu dediğim. Ama bir sene falan oluyor yani. Evden kaçıyor işte. Orada kadın sığınma yurduna gidiyor. Öyle yani. Beni arıyor, ben gittim işte eve git falan, seni soruyor. Merdivenlerden yitiler dedi. İyi davranmıyorlar dedi ailem falan. Dileğe siz dediniz mi şikayetinden vazgeç oldu. Dilek benim hakkımda dedin mi? Dilek beni niye şikayet ettin? Şikayetinden vazgeç dedin mi? Ailesi baskı yapıyor. Ailesi yaptırıyor o şikayetleri falan zaten. Kesin. Ben zaten bunu dolmuştan gittik Esra Hanım. Bir yere gidiyor, geliyorken ben bunu kaçırmış olsam demez mi ya otobüstekilere beni kaçırıyor. O bizi ifadem böyle verdim. Komisere böyle söyledim. Adam şaşırdı. Doğru söylüyorsun diyor yani adam. Geçmiş ifadeden bahsediyorsun. Daha önce de kaçmış yani daha önce. Cumalis olmaz. Evet evet. 8 Şubat olduğumuz tarihinde ifademden. Evet. O gün kocasına, ailesine kızıp Dilek evi terk ettikten sonra yine seni arayıp evet, ya evet, Cumali evet. Kocam bana vurdu, evde kavga çıktı, bana yardımcı ol, kalacak bir yer ayarla dedi mi? Demedi, yemin ederim abla, eğer demiş olsaydı vallahi billahi yani yardımcı olurdum ama ben gene her şeye rağmen gene yardımcı olacağım kendilerine. Onu bulursam ben bulurum yani Antep'teyse eğer ki. Yani gidebileceği her yardımcı noktayı siz biliyorsunuz. Yardımcı olacağım yani abilerle beraber. Bak Cumali tekrar her yere soruyorum. Aynen bakacağım. Cumali tekrar soruyorum evet, sana. Evet. Şimdi evet, sen dinliyorum. Seninle ilgili suçlamalarda bulunsa da biraz önce anlattıklarından yola çıkarak soruyorum bu soruyu. Evet. Yine bir sıkıştığında evet, evet, senden buyurun. Yardım isteyebilir. İsteyebilir evet. Çıkar çıkarım ortaya. Peki şimdi diyorsun bir dakika İslam sözünüzü kesiyorum kusura bakmayın. Peki geçen sefer diyorsun otobüsten gittim bir şey olsa bana çöpelerdi. Peki evin içinde dayınla birlikte elini kolunu bağlayan şahıs kimdi? Oğlum kim gözünle gördün mü bağladığımızı? Bir kanadın var mı elinde bir şeyin var mı? Sen böyle kendisi söyle diyor. Televizyonda yani. Abi kendisine ne bakayım? Ben şey o zaman beni gelsin tutuklasınlar. Zaten bir şey tutuklayacaklar bu gidişleriyle görünüyor. Şimdi ol ya, Cumali tekrar düşün, sağlıklı düşün. Bak deprem yaşadınız, efendim? Bu çok ciddi bir evet, travma, evet. Zor doğrudur. Bir süreç. O dönemde iki gün doğrudur. Sonra seni arayıp, evet. Ya Cumali bana yardımcı ol. Ne bileyim bir çadır ayarla, gidelim bir yerde kalalım. Girdiği yani inleri, evet. Oraları buraları sana sormuş olabilir mi? Düşündükçe bazen insanın aklına gelip bir anda sorunca yok. Gelmez benim. Ama böyle düşüne düşüne yavaş yavaş evet, sorduklarında hemen şey yaparım, aklıma gelir. Seni aradı mı 8 Şubat'tan sonra? Bana yardımcı ol, bak deprem, yerimiz yurdumuz yok dedi mi? Telefonum yok ya, benim kullanmıyorum ya. Kendisinin niye kullanmıyorsun? Rahatsız ediyor beni, arıyor yani sürekli. Şu an bunun cep telefonum işte ablam, yani yok rahatsız mu? Ediyor, arıyor. Yok yani vallahi billahi kullanmıyorum ya. Yemin ederim bunların ailesinin en yüzüne, son. Bu kızın yüzüne telefon kullanmıyorum abla. Telefonu ya. Ne zaman bıraktın en son? Yok beni şöyle yaptı, yok böyle yaptı. Ne bileyim ablam ya öyle bir şey yok. En son ne zaman telefon kullanıyordun? Bir sene önce kullanıyordum işte. 6 ay önce falan hemen hemen. Öyle yani. Şu an yani ben 6 aydan beri telefon kullanmıyorum. Ama şimdi gidip çıkarttıracağım direkt. Eğer ararsa size yardımcı olacağım yani vallahi billahi gerçekten söz yani. Kaç yıldır tanışıyorsunuz? Adam olursa yani ondan Dilek'le. Ailesi dursunlar. Ben bir senedir tanıştım. Bir sene oldu tanışalım. Nerede tanıştınız? Nasıl tanıştınız? Birbirinizi buldunuz? Evde tanıştım. Evin damında tanıştık. Evin damında tanıştık. Benden telefon falan istedi. Evin kimin damı bu? Verdim ne bileyim ablam. Bu yeğenlerin damından bizim damda tanıştık yani. Telefon istedi şimdi benden. Şimdi dam dediğin damlarınız şey yan yoldan ya. Geçerken yan evet. Bir park, bir bina. Köşe başı değil ki hani dama çıkman için bir evden çıkman lazım. Yok. Kimin damı bu? Evdeyiz zaten kendileri bizim ev. Dilek'ten bizim evin birbirine bitişik ya efendim. Ha. Damlarımız yaklaşık yani evimiz böyle yapışık yapışa. Yapışık yapışık damlarınızda bir. Ha, bir aynen aynen hı. Aynen damda tanıştık biz bununla. Benden telefon istedi işte. Ailem bana baskı yapıyor. Telefon almıyor. Telefon vermiyor.
dövüyorlar, beni bilmem ne yapıyorlar. O senin evinin yanındaki ev. Yani ablam. Senin evinin yanındaki ev. Kimin eviydi, evet. Dileğin kaldığı? Evet. Dayımın eviydi. Dayım gelin eviydi. Bak işte. Dayınların evi. Bir gün evi. Kaldı zaten orada abla. Bir gün. Hmm. Evet, bir gün kaldı zaten orada. Ben de beraber kaldım. Geri ikinci gün bizim bir akraba var. Şeyi ölmüştü herifi abla. Oraya götürdüm tek diye bayan. Orada da durmadı abla. Orada da durmadı. Beni aradı bayan, akrabamız, dedi ki ne oğlum bu böyle böyle birinden konuşuyor, dışarı gidecek. Söyle dedi bana. Dedim abla bırak gitsin o zaman, ne yapayım durmuyorsa. Büyüklerimiz Cumali, öyle söylüyor, bundan bir şey olmaz. Bu Damla tanışma hikayesinde yani. Bir kadın senden yardım istiyor. Sen ona evet. Senden telefon istiyor. Telefonu veriyorsun. Aynen, telefonu istiyor. Aranızda bir ilişki yaşandı mı? Bir ilişki oldu mu? Ya, yaşandı yani, oldu efendim. Yani olmaz desem yalan olur yani. Onunla aynen, evlenmeyi yani. Düşündün mü? Düşündüm. Vallahi billahi düşündüm. Otur diyorsun, otur. Bundan konuşuyor, bilmem ne yapıyor. Dedim gelen en sonu baktım bu gidecek ya ablam dışarı. Aradım ailesini. Dedim gelin 8 Şubat'ın oraya. Kızını zorla gelin teslim alın. Ben kendi elimden teslim ettim. Vallahi billahi ablam. Niye kaçtınız sana. Siz o dönemde? 8-10 gün ortadan kaybolmuşsunuz ben çünkü. Ben kaçmadım. Abla ben kaçmadım. Kendisi kaçmış evden. Sığınma yurduna sığınmış. İki gün orada kalıyor. Üçüncü gün beni arıyor. Acaba bana yardımcı ol. Kalacak yerim yok. Ben evine git. Yardımcı ol. Merdivenden itiyorlar. Evde anneme baktırıyorlar. Beni böyle söylüyordu bana vallahi. Öyle yani. Dilek ben o zaman yardımcı annesinin çalıştım. Yanında İnsanlık mı kalıyor? Görevimi yaptım ablam. Aynen annesinin yanında kalıyor. Kocası da annesinin yanında kalıyor herhalde da. Abla. O bir yıl önce evlenmemişlerdi onlar. Daha onlar 4 ay önce evlenmişler. He. Tamam, ben ondan sonra hiç konuşmadım. Ne aradım ne sordum evlendiğini duyunca. Vallahi billahi 2 tane çocuğum var. Üstüne yemin edebilirim yani. Bu kız senden niye ama şikayetçi oldu? Ama şimdi şu an telefonumu gidip çıkartacağım. Bu kız senden niye şikayetçi oldu? Zorla ailesi baskı yaptı. İlla şikayetçi olacağım, bilmem ne yapacağım falan dediler. Bir gebelik süreci yaşadı mı? Ondan yani. Yoksa olmaz yani. Gebelik süreci yakaladı mı Cumali? Kesinlikle öyle bir şey olmadı yani. Abla yok olmadı. Söylüyordu bana, çok şey yaptı. Ben abla güvenemiyorum kine. Yani durmuyor kine. Daha önce de kaçmış. Yani bu evden tek benle değil kine. Kaç tanesinden kaçmış. Şimdi Cumali... Yayındasın, yayında da efendim, kal. Bir telefon efendim. Bağlantısı var. Dilek evet. Bozkurt'un abi Abdurrahman Bey canlı yayında. Abdurrahman Bey merhaba. Tamam. Abdurrahman Bey. Beni duyuyor musunuz? Telefon bağlantısında Abdurrahman Bey. Onu şimdi canlı yayına bağlayacağız. Dilek Bozkurt'un abiyi. Şimdi şunu anlamıyorum. Mehmet, siz şimdi teyze çocuklarısınız ya. Evet. Dilek'in kendi annesiyle. Senin annen yakın mı oturuyorlar, farklı mesafelerde mi oturuyorlar? Yakın yani, 10-15 dakikalık bir mesafe. Tamam. Cumali kime yakın oturuyor? Kenarın mahallesinde aynı. Heh, Cumali annesinin olduğu mahalleye, dayının olduğu mahalleye yakın evet. Değil mi? Aynen, aynı sokaklar yani kenarın tamam. Az ilerisi. Senin dayınla, şimdi bunların hepsi de akraba, teyze çocukları. Senin dayınla Mehmetler yandan da mı, yan yana? Bu süre içerisinde seninle evlenmeden önce Cumali ile Dilek'in başından geçenler var ve kayıp olduğu süreç var. Tekrar karşılaştıktan sonra yine herkes Cumali'den şüpheleniyor. Abdurrahman evet. Bey. İyi günler. Hoş geldiniz yayına. İyi günler. Şey diyecektim ben. Şu an canlı yayındasınız. İyi. Esra Erol ben. Buyurun. Kardeşiniz ayrı, kayıp. Ayrı anlar abla. Öncelikle ben geçen sene Nisan ayında Cumali Solmaz tarafından annesi bilezik manasıyla damla çamaşır atmaya çıkıyorlar. Benim bacımın aklı çocuk aklı. Ne dersen mesela altın göstersen mesela gider.
Ondan sonra anasından cumali kandırmışlar benim bacımı. Ondan sonra demişler ki ne senin yaşın eşit. Sen evden evde beni baskı yapıyor diye aileme şikayetçi ol. Ben seni alacağım diyerekten kandırmış bacımı. İlk günü kayboldu. Bunun yanına gittik. Benim yanımda yok dedi. Yemin billah etti. Yemin billah etti ama nasıl diyeyim size? Yani 3 gün sonra Cumali dinle. 3 gün sonra evet. 3 gün sonra 3 gün sonra 3 gün 4 gün sonra aradan zaman geçince internette falan attık arkadaşlar falan dedi. Bacım sana 3 günde dayısının evine bağlamış. Haceli Yıldız'ın evine bağlamış. Şahit de var. Ondan sonra kameraları söktürdüm. Kamera görüntülerini de sildirmişler. Efendime sorayım. Cumali sormadı. Tek Şubat'ta gel teslim al dedi de yalan. İsmet Paşa'yın orada bizim arkadaşlarımızla, komşularımızla baskı yapınca İsmet Paşa'yın orada aynı tutuyor. Oradan alıyoruz. Kendini doğru dövüyoruz, kaçıyor. İfademizi de veriyoruz. Tek bunu da onun ne dediği her şeyi oğlum ben inkar etmiyorum. Yalan. Evet. Ben bacıma bağladı, işkence yaptı. Hatta bulmadan önce de bak bulmadan abi de beni satacaklardı diyor bak. Beni diyor zorla diyor satacaklardı diyor. Mersin'e gönderecekler diyor. Nerede bu oğlum, kimler var yanında o zaman, bu bahsettiğin isim Şahin nereden? İsmindeki Bacın kişi kim? Bacın niye kaçtı evden şimdi niye kaçtı? Aklı dengesi yerinde değil. Şimdi niye kaçtı Bacın o zaman evden? La yer oğlum yeri senin aklınızın dengesi yerinde der lan. Vallahi ben sana yardımcı olucum diyeyim bulucum diyeyim. Yanındaki evet, Şahin başında, ismindeki başında, kişi neyse. Kim? Anlamadım. Şahin kim? Şahin. Haceli Yıldız dayısı. Efendim? Dayısı Şahin. Haceli Yıldız. Yıldız, Haceli Yıldız. Peki. Hemen Cumali'ye de sormak istiyorum. Cumali anlattığım bir masal, bir hikaye. Gerçekler efendim? Böyle değil. Benim kız kardeşimi kandırıp kaçırdı. Mamiş'te yasaklı madde sattırmaya çalıştılar. Hatta fiziksel anlamda da işkence yaptılar diyor abisi. Sen bundan doğru. Dolayı efendim, da çok ciddi bir efendim, dayak yemişsin. Ben şunu söyleyeceğim. Şunu söyleyeceğim. Elinde bir kanıtı bir şeyi varsa gitsin karakola ne bileyim şeye versin. Kanıtı gelsin var. Beni alsınlar. Hiçbir şey yok. Varsa gelsin alsınlar abla beni. Ben kimseye bir şey sattırmadım. Kimseye geçmişteki bir şey bu şikayetçi olduğu genler konu ve zamanı anlatıyor. Şimdi karakolda bunların kayıtları var efendim. Zaten dövmüşlerdi bunu. Karakola gitmiş abisinden şikayetçi uzaklaştırma falan olmuştu daha önce zaten. Karşıya karakoluna var kayıtları zaten abla. Abdurrahman. Bunun bir de senin yani, şiddet uygulamışlardı. Dileği, kaçmıştı. Dileğin bedeni evden üzerinden uzaklaştırma parada kazanacağınızı iddia etti. Abdurrahman. Ayıp ya. Şu anda da kız kardeşin bu Cumali ve Cumali'nin etrafındaki insanların yakınlarında olabilir mi? Böyle düşünüyor musun? Böyle bir şüphen var mı? Abla benim şu şekilde şüphem var. Yani ben ilk başta geldim bu Cumali'ye dedi ki ne? Benim bacım yanında teslim et dedi. Dinine Kur'an'a yemin etti. Yok dedi. 3 gün 4 gün sonra geldim yanında. İstemiyor bacın istemiyor. Tamam. Bacın istemedi. Kardeşinizi. Gaziantep İsmet Paşa'nın sitesinden buluyor. Şu deposunu orada ben teslim ettim aradım. İstanbul'a gidiyordu ya abla ya vallahi. Yani kendi rızasıyla Cumali teslim etmedi kız kardeşini öyle mi? Evet kendi teslim etti. Kimseye zorla bir şey yaptıramaz efendim. Her canım her öyle olur zaten. Ortada bir engel varsa mümkündür. Cumali sen biraz önce şöyle bir cümle kurdun. Esra Hanım ben dileği bulurum dedin. Bulmaya çalışacağım efendim. Arayacağım yani gittiği yerleri falan. Ekipten beraber yani arkadaşlarla beraber gideceğiz. Bakacağız yani yardımcı olmaya çalışacağım. Hemen şimdi gidip hattımı çıkaracağım. Efendim Esra Hanım. Cumali Bey'e eşlik eder misin? Bak ne kadar kibarım. Eşlik tabii ki, eder tabii misin? Tabii ki ederiz Esra Hanım. Yani tabii ki zaten yayından sonra gidebildiğim tüm yerlere gideceğiz Esra Hanım. İnşallah
Dileği sağ salim bulacağımızı İnşallah. Umuyorum ben. Yayın biterken zaten gidecekleri yerler, belirli yerler var zaten Esra Hanım. Antep'te belirli yol. Bölgeler var. Biraz sıkıntılı sıkıntılı yerler, sıkıntılı mahalleler ama gireceğiz, bakacağız. Aynen. Dileğe de buradan seslenmek istiyorum. Eğer yani beni duyuyorsan en azından çık, yani ben iyiyim de, ne bileyim ayağım kırık de, ailem istemiyorum de, ne bir şey söylesin. Ya senden şikayetinden vazgeçtin mi? Şunu sormak istiyorum. Biz seninle yayın... Beşinde duruşmanız varmış. Senden Dilek, senden şikayetinden vazgeçtin mi? Evet. Bak beşinde duruşma varmış. Evet, ben kendisine bir şey yapmadım efendim. Kötü bir şey, iyilik yaptım, yardımcı oldum i̇şte kendisine. Görürsen Dileği kalacak yerim yok dedi. Dileği görürsen ne diyeceksin? Ben hiçbir şey demeyeceğim. Diyeceğim gel gidelim. En azından bir yayın yapalım. Herkes rahatlasın. Gitmek istemiyorsan gene gitme. Peki. Bu şekilde yani şey yapmaya çalışacağım yani ablam. Hadi Cumali, bekliyorum öyle. Senden gelecek olan tamam, haberleri. Tamam. Tamam, teşekkür ediyorum. Mehmet Bozkurt evet, eşi. Evet, aynen. Kesinlikle bir güzel bir haber vereceğim size. İnşallah tabii. Hadi bakalım. Elinle koymuş gibi bulursun belki de. İnşallah. Bakacağız ablam. Yani Antep'te ise buluruz yani arkadaşlarla beraber. Peki. Onlar beni nasıl bulduysa biz de onları öyle buluruz işte. Ve dikkat edin kendinize. Dilek Bozkurt'u arıyoruz sevgili seyirciler. 4 aylık Şubat tarihinde Antep'ten kaçıyor. Bir daha kendisinden haber alınamıyor. Geçmişte bağlantısı olduğu isim Cumali Solmaz canlı yayındaydı. Belki de onu gittiği yerlerde bulabilirim dedi. Bakalım bu cümlede ne kadar gerçeklik payı var. Ben göreceğiz. Teşekkür ederim. Diğer konumuza geçeceğim.